Harvard'da Türk profesörü tıp dünyasını heyecanlandıran kolesterol buluşunu gerçekleştirdi. Çekilmesiyle beraber burada vücudun kendini savunurken kullanacağı mekanizmanın şalterini açmış oluyor. Çekilerek açıyor. Yani normalde negatif bir sinyal. Harvard Üniversitesi'nde genetik ve kronik metabolik hastalıklar üzerine çalışan Profesör Doktor Gökhan Tutamışlıgil liderliğindeki Sabri Ülker Merkezi Araştırma Ekibi, kolesterol seviyesi hücre içinde yükseldiğinde uyarı veren ve kolesterolün zararlı etkilerine karşı hücreleri koruyan bir mekanizma keşfetti. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesindeki laboratuvarının kapılarını açan Tutamışlıgil, tıp dünyasını heyecanlandıran çalışmaları ve geliştirdikleri mekanizmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ya tabii yani metabolizma ve onun tabii çalışarak yıpranmaya başlaması yani hayatla beraber başlıyor. Çünkü bir makina gibi, bir otomobil gibi düşünebilirsiniz. Yani her çalıştığında işte kontak her açıldığında, her çalıştığında tekerlek her döndüğünde bir miktar bazısı gözle görülmese bile uzun süre bir miktar değişiklik meydana geliyor. İnsan vücudu da öyle. Fakat tabii ilk 20 sene çok şanssızlıklar ya da kalıtsal nedenler, kazalar vesaire gibi şeyler dışında tabii çok sağlıklı bir süreç. Hatta 30 sene. Yani bu süre içerisinde çok az insanın doktora ihtiyacı oluyor. Sistemi birçok zorluğa rahatlıkla katlanabiliyor. Yaralarınız çok çabuk iyileşiyor. İşte ayağınız burkulsa bir hafta sonra tekrar koşmaya başlayabiliyorsunuz. Yani o dönem çok hastalıklardan arınmış bir dönem. Fakat arkasından daha hızlı olarak gelişen işte 30 ile 60 arası yaşta yıpranma dönemi diye düşünebiliriz. Esas olgu her gün yavaş yavaş biriken, eskiyen bir sistemin sonuçta çıkardığı problemler, yaşlanmayla gelen problemler. Metabolizmanın tıpkı bir otomobil gibi kontak her çalıştığında, tekerlek her döndüğünde, bazen gözle görülmese bile bir miktar yıprandığını ifade eden Tutamışlıgil, uzun süredir yürüttükleri çalışmaların temelinde kolesterol olduğunu belirtti. Kolesterol hem çok gerekli bir molekül. Yani her hücrenin var olabilmesi için, kendini inşa edebilmesi için, zarlarını inşa edebilmesi için bir yapı taşı olarak ihtiyaç duyduğu, hem de bazı diğer gerekli molekülleri sentezlemek için kullandığı bir ön madde olarak elzem bir molekül. Yani kolesterol yoksa yaşam olması mümkün değil, ileri özellikle canlı türlerinde. Yani aslında biraz kan şekerine benziyor. Yani düştüğü zaman da problemdeyiz, çıktığı zaman da problemdeyiz gibi. Ancak bu hücre içerisinde oluyor ve hem çıkış inişten çok daha tehlikeli sonuçlar arz edebiliyor hücre için. O zaman ama hücremiz yaşıyor. Demek ki bu bize diyor ki bir mekanizma olması lazım. Yani kolesterolün yükselmemesini, hep o dar aralıkta tutulabilmesini sağlayan hücrenin kendi içerisine inşa edilmiş bir mekanizma olması lazım. Ve bu mekanizmayı anlayabilmek bir hücrenin hem evrim süreci boyunca hem bir canlının yaşam süresi boyunca bu çetin molekülle nasıl baş edebileceğimiz konusunda bize çok bilgiler verebileceğini söylüyor.